Sen kimin ya kimi kandırıyorsun? Koskoca otelin sahibisin. Amacın ne yani? Kenarda yumruğumu hazırlamışım. Zaten diğer elim perde, onunla yumruk yapamıyorum. Sağ elim arkada. Nereye ayak bassam kan oluyor falan. Gençlerim, hali kendimden. Günaydınlar, selamünaleyküm, konnichiwa. Uzun bir aradan sonra büyük ihtimalle 2 gün üst üste kamerayı alıp elime vlog çekmeye başladım. Allah nazardan saklasın, umarım devamı gelir. Daha böyle günlük gezi vloglarına tekrardan dönüyoruz. Şurada görebilirsiniz abi, 4 adet Pocari Sweat dedikleri böyle mineralli su var. Ve genelde insanlar bunu ya spordan sonra içiyor ya da hastayken içiyor. Ben de bu göbekten anlayabileceğiniz üzere hiç spor yapmıyorum. Yani hastayım, ciddi anlamda hastaydım son 1-2 gündür. Özellikle abi dün gece mahvoldum. Yani gece boyunca öksür. Bir de büyük ihtimalle yağmurda böyle durmadan motoru sürünce insan ister istemez bir sıcak bir soğuk afallıyor. Yani normalde aslında vücudumda maşallah ismim gibi Hamza, yani böyle güçlü kuvvetli, genelde hastalanmaz etmez ama ama demek ki olunca oluyormuş. O yüzden şöyle ufaktan ilaçlarımızı alacağız. Öncelikle şöyle Yakult denen bir tane güzel Japonya'dan içecek var abi. Bu böyle probiyotik dedikleri bakteri, daha doğrusu bakteriden oluşan bir içecek. Kefir gibi ama daha güzel yani tadı. Japon usulü kefirle şöyle günümüze başlıyoruz. Bu arada bu benim ve Rana'nın çocukluk şeyi. Japonya'da durmadan bunu içerdik. Bir sonraki ilacımız da şöyle oyuncak gibi, şeker gibi bir şey. Yani ben doktora gitmedim abi. Direkt eczaneye gittim. Dedim üşüttüm ben yağmurda, bana yardım eder misiniz falan dedim. Ama umarım yani doğru şey veriyorlardır. İlk defa böyle bir ilaç görüyorum. O deli dünden beri 6-7 litre şunu içtim var ya. Ve son olarak da şöyle C vitaminimizi alalım abi, vitamin önemli. Artık yavaştan şu an bulunduğum Ubud'dan, daha doğrusu Bali'den ayrılıyoruz. Yani Endonezya bildiğiniz üzere bir adalar ülkesi. Bol bol adalar var. Bali adasından ayrılıp farklı bir adaya geçiyoruz. Let's go. Gençler, yaklaşık 1 saatlik yolculuktan sonra check-in yapılan yere geldik. Gideceğimiz adanın bir böyle havalimanı olmadığı için oraya varmanın tek yolu şu arkamda gördüğünüz vapurlarla. Şöyle hostelden minibüslerle sizi alma. Daha sonrasında böyle vapurla adaya geçiş tam olarak 350 bin rupiye geliyor. O da ortalama 400 lira falan. Zaten görebilirsiniz, bizden önceki grup şu anda gemiye biniyor. Bahsettiğim fiyata bunun %100 hepsi dahil abi. Yani bakalım, çünkü Bali'ye geleli artık bir aydan fazla oldu. Çok vlog çekmedim, farkındayım. Birazcık içime kapandığım bir ay oldu ama hani uzun zamandır hep bir yerdeydim. Böyle sıkışıp kalmıştım, şimdi yani adadan da çıkıyorum ya insanlarla birlikte. Onun heyecanıyla birlikte gideceğiz, edeceğiz. Bir de gideceğimiz adanın özelliklerinden bir tanesi dünyadaki en güzel snorkel yapacak yerlerden biri olması. Yani denizi mükemmel olduğu söyleniyor. Hello, how are you? Good, you? Are you okay? I am from the moon. Moon. Yeah? What's your name? My name Gogo. Gogo. Mr. Gogo. My name Hen. Hen. Nice to meet you. Nice to meet you, Hen. Where you from, Hen? Turkey. Istanbul. Istanbul. Yeah, yo, I know. Perfect. Perfect. I love your... This? Your ring? Yeah. Very sexy. Can you show? Oh, wow. How many years does it take? 4 years ago. Hello! Hey. Sing Indonesian song. Ningkang. Nak lua jani mula buang. Şimdi yola çıkacağız ama şunu bilmek istiyorum. Zaten öksürükten de anlayacağınız üzere boğazım per. Mide, motor maşallah bozulmuş bir vaziyette. Sol altımda bel fıtığım var. Motor kazam yüzünden ayağım burkuk. Ama her şeye rağmen yola devam ediyoruz abi. Giliti'ye gidiyoruz. Let's go. Hello, welcome to Bali, brother. Welcome to Bali. Thank you. You have to smile. Bugüne kadar bindim, en iğrenç de geziyordu. Şükür 2 saatlik yolculuğun ağlarında vardık. Eminim sabahtan beri açım, ona rağmen yemediğim yemeği kusacağım var ya. How was the journey? Really good bro. Let's see say about. I'm good. Kusacağım ya. Yemin ederim Hindistan'daki otobüs yolculuğundan sonra yaptığım en saçma manyak yolculuktu. Thank you.
Ve herkese bir hafta sonrasından günaydınlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam en son kamerayı kapattığımda adadaydık, Gili Adası'ndaydık. Ama onun üzerinde o kadar olay geçti ki an itibariyle Dubai'deyim. Şöyle ayağımda terliklerimle birlikte Dubai Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönüyorum. Şimdi öncelikle hemen bir tuvalete gidip ağzımı dişimi fırçalamak istiyorum. Öyle zaten havalimanı devasa, bir de şöyle terliklerle flip-floplarımla flip-flip-flop-flop yürüyüp duruyorum. Bir de bunlarla pata pata yürümem yetmiyormuş gibi. Türkiye şu anda soğuk yani. Sonunda hoodie'mi giyebiliyorum. O açıdan mutluyum yani. Bunu çıkarttığımdan beri çünkü sıcak bir iklimdeyim. Ama ve lakin ayaklarımda sadece şu terliklerden var. Başka hiçbir şey yok. Yani umarım ülkeye vardıktan sonra asılamam. An itibariyle İstanbul Havalimanı'na varmış bulunmaktayım. Maalesef ki adaya vardığımız ilk geceden itibaren nedense 6 gün boyunca durmadan aksaklıklar çıktı. Artık 7. günde gerçekten yani bileti almak zorunda kaldım. Onu bile bir kendim alamadım. Arkadaşımı aldırttım. Hemen açıklayacağım ama önce şu havalimanından sağ salim çıkalım. Ha, gofi sıcak tuttuğu için onunla sıkıntı yok ama ayağım ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten şöyle bak, cıbıldak cıbıldak yürüyoruz var ya. Hatta bir tık şöyle eğelim kameramızı. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Türkiye'den, İstanbul'dan selamünaleyküm, konnichiwa. Bu video acayip bir şekilde bir hafta boyunca adada eğlendiğim videodan adada işkence çekip kamerayı çıkarmayı bırak yani gerçekten hiçbir şey yapamayacak hale gelip zorunlu olarak Vietnam biletimi çöpe atıp Türkiye'ye kaçtığım bir videoya dönüştü. Yani birazcık böyle oturmalı, sohbet etmeli bir video olacak. Ama anlatacak birkaç tane hikayem var. Eğer ola ki Bali'ye gidiyorsanız kesinlikle bunlara dikkat edin. O değil de var ya, hazır şöyle dolaptan yarı kayısı, yarı şeftali meyve suyum da almışken şunu belirtmek istiyorum. Benim dolabım bozulmuş herhalde Bali'deyken 2 ay boyunca. Ve geldiğimde dıt 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 ötüyordu dolap. Ama bu 2 ayı neresinden itibaren dolap ötmeye, niye elim siyah ya? Bu 2 ay boyuncanın neresinden itibaren dolap bozuldu da neresinden itibaren ötmeye başladı ondan emin değilim. Yani bayağıdır komşular herhalde bip bip sesini duyuyor. Bu nedenle ola ki herhangi bir komşum izliyorsa hakkını helal etsin. Ve hikaye zamanımız başlasın. Hikayede başlamadan önce belirtmek isterim ki Goofy'miz, Goofy Studio'muz Black Edition'da yeni koleksiyonuna çıktı. Direkt stockout olup çok istenen onigiri aşkımızın siyah versiyonu yayında. Bir de şöyle Konya'da olmayan noodle'larımız var. GoofyStudio.com'dan görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Öncelikle zaten videoda da gördüğünüz üzere adaya iniyoruz. Ondan sonra 2-3 arkadaş, Louis, Kay ve Brian, işte üçümüz böyle 4 erkek takılıyoruz. O naber, hoş geldin adaya bro falan. Onlar 1-2 gün önceden gelmiş. Böyle takılıyoruz, ediyoruz. Hostelimize yerleşiyoruz falan. Her şey mükemmel. Ondan sonra saat ilerliyor, gece oluyor. Gittiğim adanın adı Gili Travangan mı bir şey ama kısaltılmışı Gili T abi. Gili T diye geçiyor. Birkaç tane Gili adası var çünkü Endonezya'da ve bu Gili T yani namı diye parti adası olarak geçen yer. Yani eğlence adası olarak geçiyor. Ha, öyle abartıldığı kadar her şey dıptıs kop kop parti marti değil yani. Gayet güzel bir şekilde denizin altına gidebiliyorsun. O kaplumbağalarla, böyle köpek balıklarıyla doğal ortamlarında yüzebiliyorsun, dalabiliyorsun, edebiliyorsun. Hani böyle güzellikleri de var. Çok güzel denizi falan da var. Bir o kadar da akşam eğlence hayatı da olan bir yer. Ve tabii hostelde kalınca akşam herkes dışarı çıkıyor. Biz de böyle 4 erkek hosteldeki herkese ayak uydurarak dışarı çıkıyoruz. Yaklaşık 6-7 gece kaldık abi. Yani neredeyse her gece bir sıkıntı oldu. İlk geceden başlıyorum. Önce gittik, gayet güzel, hoş, eğleniyoruz falan pişman. Ondan sonra benim arkadaşımın bir tanesini, isimleri vermeyeceğim, arkadaşımı ittirip kaptırıp duran bir o iki oğlan var. Ya diyoruz ne oluyor, hayırdır birader falan filan. Böyle biz tabii araya giriyoruz abi, ittiriyoruz. Böyle Türk kan olur ya hani, kavganın arasına girersin, izin vermesin, oradaki reis olursun. O benim orada. Diyorum hayırdır birader, uzak dur diyorum. O da tabii ki de uzaklaşıyor, görüyor cüsseyi. Allah'ım yarabbim bu beni döver möver falan. Her neyse, uzaklaştın mı? Tamam, ne diyorum. Hadi bir anlat bakalım diyorum. Bu tamam, benim arkadaşım ne yaptı sana, bir söyle falan diyorum. Diyor bizim kız işte kızlara sataşıyor mataşıyor falan filan. Ama şöyle bir şey var. Bir, öyle bir durum zaten yok. Ben oradaydım tüm şey boyunca ve sadece oğlan kızı kıskandığı için benim o arkadaş ittiriyor. Çünkü kız arkadaşıma yürüyor açık açık ve şöyle ki sabahtan beri böyle hostelden bir kızdı ve kız gerçekten sabahtan beri arkadaşıma yürüyor. Kız da anlamadım niye öyle bir şey yapıyor ama böyle aman falan filan diye bu arkadaşıma iftira atıyor, tamam. Hani her şey önümde gerçekleşmese yine arkadaşımı şüphelenmem ama hani önümde de o gerçekleştiği için her şey, kız apaçık iftira atıyor. Oğlan da zaten kıza yürümek için bir şey arıyor, fırsat kolluyor ve benim arkadaşıma kavga, yani bir orada
cool davranmaya çalışıyor kızların yanında. İttiriyor, kalktırıyor falan filan. Ondan sonra benim arkadaşım zaten 2 ay önce büyük bir aşk acısı mı diyeyim artık. Ne yaşanmış, bir kızım bunu terk etmiş. Ve insanlar tabii böyle yan gözle bakınca hani sapık demek de istemiyorum ama böyle bir tacizci rolüne soktuğu için benim arkadaşım oradaki kızın iftirası, arkadaşım başlıyor ağlamaya. Yani ama öyle bir ağlama ki hani 2-3 ay boyunca kendini tutmuş abi. Hani böyle ha falan dedi. Hani erkekler böyle dayanır. En son sessiz sedasız bir köşede gider kendi başına ağlar ya, öyle bir ağlama. Sadece biz fark ettiğimiz için yanına olduk yani. Yoksa bizim yanımızda ağlamamıştı. Gözyaşını döküyor, tutmaya çalışıyor kendini falan filan. Ondan sonra eve gittik. Yani böyle kötü bir başlangıçla güne, daha doğrusu haftaya başladık. Neyse bir sonraki gün her gün ama şeyi başlıyoruz. Alıyoruz abi elimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi. Diyoruz ki bugün olan güzel bir gün olacak diye. Kahvaltıdan böyle güzel bir enerji, hani enerji yolla ki geri gelsin olay var ya. Birazcık o mentalitede hadi bugün güzel bir gün olacak diye güne başlıyoruz. Ulan bot parti oluyor. Sallıyorum gemi partisi. Böyle gemi açılıyorsun. 2-3 saat böyle denizde yüze bir yandan böyle dıp 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 sakalı müzik oluyor. İsteyenler alt katta rahat rahat güneşleniyor. En son böyle gemi duruyor. Atlıyorsun falan. Acayip eğlenceli bir şey. Ama gel gör ki ne oluyor? Ama cam giriyor. Birisi bardağın düşürmüş abi, bardak kırılmış. Kimse de toplamayınca da toplamış ama eksik kalmış. Ben orada dans ederken ayağıma şak diye girmesin mi şöyle kocaman bir cam. Ulan ben tabii o heyecanla, o dansla, o adrenalinle zaten ayağımı çıkarıyorum. Dans etmeye devam ediyorum, tamam mı, cama. Ama acıyor yani, ciddili bir şekilde acıyor. Nereye ayak bassam kan oluyor falan. Her neyse, ondan sonra insanlar uyum uyum falan yapınca orada ben tabii uyuz oluyorum da neyse devam ediyor. Eğleniyoruz, meliyoruz arkadaşlar. Ben yine işte Louis K. Bryan, ben 4 erkek. Birkaç da böyle arkadaş daha eklendi bize orada. Böyle 10'lu grup, 15'li grup, böyle o herkes eğleniyor. Ondan sonra gemi duruyor abi, zıplama anlarından bir tanesi. Bir yerde ben böyle zıplıyorum ediyorum ama bir ufacık, bilmiyorum görebilir misin ama ufacık bir kesik. Yani şurada bir ufak bir kesik. Gerçekten o kadar ufak bir kesik ki. Ha bir o kadar da mesela şu serçe parmağımda da ciddili bir kesik oluyor. Nasıl tuttuysam artık gemiyi, denizi, bilmiyorum. Şuradan bak, şu serçe parmağın şurasına kadar full böyle kesiliyor. Ama yani serçe parmağım normal yara, tamam mı? Yani kanıyor, klasik kesilmiş yara. İşaret parmağım ise iltihap kapıyor. Mikrop mu kapıyor, ne deniyor artık işte. Ondan sonra elim, yani parmağım iki katına kadar şişiyor. Ama ne ara iltihap kapıyor onu bilmiyorum. Yani demir kestiği için daha sonra ben zaten tetanus aşısı falan oluyorum. Adada bir de düşünsene, köy muhtarı mı, köy doktoru geliyor abi. Yani köy gibi, orada gerçekten Bali'nin köyü gibi. Ne yaptın diyor, kestin diyor. Sana bir aşı yapacağım diyor. 1500-2000 lira zaten orada o ilaç parası var ya. Bir acayip bana koydu. Ama onun koyma sebebi de zaten apayrı, ona da geldi. Parmağım iptaplanıyor. Şu parmağım kesiliyor. Şu iki parmağım komple böyle iptal, tamam mı? Yani hareket edemiyorum. Şöyle geziyorum etrafta. Yani ikinci, üçüncü günden itibaren. Ve ilk başta diyorum ki geçer falan. Bir iki gün ben zaten dayanmaya çalışıyorum ama acı, parmağımın acısı o kadar kötü oluyor ki abi. Yani gerçekten haddi hesabı yok. Bir yandan da sol ayağım şey olmuş zaten. Cam girmiş. Benim zaten sol taraf, ayak, el hepsi komple gidik. Ve böyle terlikle gezdiğim için taşmaş da ayağımın altına girip duruyor. İyice acıyor. Ayakkabım yok, hiçbir şeyim yok. Gelmişim bir tane sandaletle yırtıp pırtık, zaten aktif volkana çıkmışız, orada iyice yırtılmış falan. Neyse, kendi yaptığım salaklığımın şeyini yavaş yavaş çekmeye başlıyorum, tamam mı? Bir de bir o kadar da gelmeden önce sağanak yağmurdan ötürü kredi kartlarımdan bir tanesi çalışmıyordu. Ve bu yüzden de yurt dışında en çok kullandığım kredi kartımın sıkıntı vardı. Yani zaten maddi anlamda birazcık sıkıntı yaşıyordum ben yani. Paralar aktarmam gerekiyordu durmadan, bir bankadan bir banka, şöyle böyle sıkıntılar başlamıştı. Yavaş yavaş bak, 1-2-1-2 gidiyor. Önce mental bir depresyon çöküşü yaşadık arkadaş grubu olarak. Zaten hepimizin bir acısı var yani, anısı var. O ağlıyor. Ondan sonra ben hatta hostele gittim abi. Bunu da çok şey yapmak istemiyorum ama arkadaşım adına ben böyle birazcık ağlamıştım. Diyorum hani bu kızlar niye böyle, yani niye böyle kalp kuruyor falan filan diye. Ben de yani kendi çapımdan sessiz ağlamıştım. Can't keep getting away with it. Neyse, böyle saçma bir başlangıçla birlikte bu sefer fiziksel acılar da yavaş yavaş geliyor. Elim ayağım kesilmiş, iltihap kapmış. Daha o sıra iltihap olduğunu bilmiyorum ama ayağımda cam var böyle kocaman, çıkarmışım, kanıyor. Her neyse, denize atlıyoruz zaten denizin suyuyla. Daha sonra havuza giriyoruz. Havuzun suyuyla, ondan sonra zaten demir kesmiş. Demirin pasıyla, pisliğiyle her taraf pert. Yine de dayanıyoruz bak. Yine de dayanıyorum yani, en azından kendi adıma söyleyeyim. Bot parti bitiyor, hostele dönüyoruz. İyi, herkes işte hazırlanıyor, ediyor, dinleniyor falan filan. Sonra akşama hazırlanıyor. Akşamda Halloween partimiz var, tamam mı? 31 Ekim ve bu 31 Ekim'de ne oluyor? Yani çok ama çok meşhur bir şey var. Çok daha küçüklüğünde illaki görmüşsünüz. Charlie bit my finger diye. Charlie bit me. Ow! Ow!
Oradaki Charlie bizim hostelde bir gece kalıyor abi. Bir Halloween gecesinde bizim hostelde ben Charlie ile tanışıyorum. Hatta Charlie'nin ağzına parmağımı koyuyor ve Charlie bitmiş şakasını gerçekten kendi üzerimden yapıyorum. Böyle saçma sapan ama çok eğlenceli bir gece olmaya devam ediyor. Ne kadar ayağım elim pert olsa da yine dışarı çıkıyoruz tabii. Halloween gecesi herkes böyle dışarıda kutlamalar mutlamalar devam ediyor. 1,5 saat boyunca da bu arada yüzümüzü boyamışız etmişiz. Hatta kostüm yarışının birincisi olduk. Böyle 1000 lira mı 1500 lira mı ne ödül kazandık. Dördümüz paylaştık. Kiss diye bir tane rock grubu var. Onlar olmuştuk böyle falan yapıyoruz her yerde. Acayip eğlenceli, tamam mı? Her neyse dışarı çıkıyoruz abi. O sırada ben hostelde bir şey yok. Bir arkadaşı görmem gerekiyor 5 dakika. Hemen onunla yanına gidiyorum. Bizimkileri bırakıyorum. Ulan o 5 dakikada ne olduysa döndüm. Bizim arkadaştan birisi makyajı bozulmuş. Diyorum ne oldu? Niye bozdun? Ya diyor Hamza beni dövdüler. Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Ulan 5 dakika yokuz ortamda. Direkt bizim çocuklara sataşıyorlar. Meğersem uyuşturucu satıcıları falan filan bizimkiler böyle sataşmış. Hatta bizim arkadaş grubundan mı? O gruptan işte bir sene satmaya çalışmışlar. Benim arkadaş da ya hayır boş ver deyince adamların işine engel olduğu için bunlar benim arkadaşı yumruklamış 3-4 kere yüzüne. Bizim oğlan zaten bir tanesi aşk acısı. Dünden hala yani acısı duruyor. Onun şey depresyonunu yaşıyor. Tekrardan o böyle nüks ediyor. Bizim diğer çocuk fiziksel anlamda şey yapmış. Onun da kankası var. Çok yakın arkadaşı. O da herhalde tam o sırada orada değilmiş. Ben nasıl burada olmam ya falan. Ne içi içini kendi kendini yiyor. Ya diyor ben orada olsaydım var ya durmazdım, saldırdım, deperdim, ederdim falan filan diye. O da onun böyle stresini yaşıyor. Her neyse bak diyoruz kim yaptı bana bir söyle falan diyorum. Yine tabii gelmişim orada. Anlat bakalım falan. Her neyse yolun kenarında bir tane birkaç tane insan var. Konuşma ilerledikçe yavaş yavaş böyle küfürler artmaya başlıyor. En son bizim bu önümüzdeki adam yani uyuşturucu satıcısı ne dese beğenirsin diyor burada yalnız takılırken dikkat et diyor gözüm üstünde diye tehdit ediyor. Allah direkt bu tehdit etmesin. Bizimkiler böyle ne diyorsun lan? Ondan böyle bir girdi. Ben dedim şşş bir dakika bir dakika. IQ tabii 1500 böyle bütün nöronlar böyle fıtı 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 beyinde hazırlık böyle çarpışıyor marpışıyor. Hamza hemen bir solüsyonla geri geliyor. Elindeki telefonu çıkarıyor. Mükemmel İngilizcesiyle hey 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 I just recorded everything diyor. Her şeyi şu an kaydettim. I'm a lawyer diyor. Ben bir avukatım diyor. And if you do something to this guy, if something happens to this guy diyor. Yani benim arkadaşıma bir şey olsun bu gece her şeyi senden bilirim. Bilginize polise de şikayet ederim diye. Ben avukat rolünde bürünüyorum. Ama yüzümde bir ton makyaj var. Diye rockstar şeyiyle çıkmışım dışarı. Hiçbir şey kaydetmiyor ama yine de diyorum ki telefon kaydetti. İsim soy isminizi biliyorum. Bak diyor eğer bir şey olursa sizden bilinecek bilginize delildi. Burada ulan adamlar yedi. Benim avukat olduğumu düşünüyorlar. Yüzümde makyaj her neyse. Bizimkiler başladı. Özür dileriz, özür dileriz. Sıkıntı yok, hiçbir şey yok. No problem. Benim arkadaşım dövdükleri arkadaşın elini sıkıyorlar. Tamam diyor, anlaştık diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bir şekilde bir orası duruluyor. Tabii yine ondan sonra eğlenin, meğlenin diyoruz da zaten bizimkilerin morali çökmüş. Bir tek orada ben mutlu hala geceyi devam etmek istemiyorum. O kadar yaralı bereli olmama rağmen diyor, yapalım falan bir şeyler yapmak istiyorum. Kaldım tek başıma. Dedim ki eve döneyim. Hatta gün doğuyordu. Yani 5-5.30 civarıydı. Saat dedim ki ulan madem buraya kadar gelmişim, uyanık kalmışım. Birazcık denize gideyim, yüzeyim. Donum monumu çıkardım, denize girdim abi, yüzüyorum. Dedim böyle, oh güzel terim de attım. Ne güzel, yüzümdeki makyaj iyice böyle yüzümü her tarafı damlamış etmiş ama hayat güzel. Dönüyorum, bir bakıyorum. Allah, ben denizdeyken pantolonun cebinden birisi almış benim telefonu. Yani telefonumu çaldırdım. Geçmiş olsun. Gece ilerledikçe yavaş yavaş böyle bir de tuzlu suya girmişim ya, ayağımın acısı iyice artmaya başladı. Elim büyük ihtimalle zaten çoktan iltihap kapmış duvara. Böyle iyice şişti falan. Elim ayağım zaten çok kötü acıyor. Bir iyice böyle hani o mutluluktan böyle korku ve öfkeye geçmişim, üzüntüye geçmişim telefonum çalındığı için. Hani telefonu olmamasından ziyade telefona benim mobil bankam var. Hani kredi kartım zaten çalışmadığı için mobil bankadan ben para aktarıyorum ondan oraya. Eğer telefonuma ulaşamazsam bunu yapamıyorum. Çünkü onay kodu gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor, etmiyor falan filan. Telefon şart, tamam mı? Evet resimler var, videolar var. Onlar bunlar hepsi yok oldu etti falan filan. Ama her şeyden önce benim orada yemek yiyip içmem için ya da kaldığım hostelin parasını bile ödeyebilmem için benim ciddili ciddili abi parasal anlamda o telefona ulaşmam gerekiyor. O sıra tam Find My iPhone çalışmıyordu bir de şansıma yani. Sıfırdan Apple ID'mi yap şöyle yap resetle misetle bir şekilde yaptım ama yani çoktan bir gün geçmişti ve telefon bayağı da yoktu. Aynı gece bu arada terliklerim patladı. Ayağım yaralı halinde çıplak ayakla eve yani hostele dönmek zorunda kaldım. Yani kısacası yiyorum tamam mı? Ulan bir sonraki sabah Find My iPhone'a bakıyorum. Birisi bir saat önce girmiş telefonu. Hayda bir tane o yüzdüğüm yerin karşısındaki otelin civarından geliyor sinyal. Ama açıp kapamış yani tamam mı? Kapalıyken aslında ben yapılıyor diye biliyordum ama sanırım Find My iPhone en azından o sürümde benim kullanılmıyordu. O yüzden gittim o otele yani yine ayağa bak yalın ayak tamam mı? Çıplak ayakla elimde şöyle böyle yürüyorum zaten. Yani elimi şöyle yapamıyorum. Kan gidince elim patlayacak gibi hissettiğim için şöyle. Yani böyle soğuk bir şişe suyla şöyle koymuşum yani en azından ağrısını alsın sızlanmasın.
hızlısını alsın diye topallaya otele doğru gidiyor. Diyorum bak buradan birisi, bak sinyal gelmiş bir saat önce. Kim diyorum, tamam ama böyle 8-9 gibi olduğu için hani o saatte onlarca kişi o yoldan zaten geçiyor. Yani diyor biz nereden bilelim falan filan rolüne bürünüyorlar. Zaten adanın en ucunda polis var, tamam mı? 20-25 dakika yürüme mesafesi. Adamın üstü çıplak, donunu böyle götünü kaşıra kaşıra çıktı odasından. Ama buyurdur abi, hani hayırdır ne oldu falan filan diyorum. Bak telefonum çaldı, şöyle yaptı böyle yaptılar. Hani zaten bulamazsın da diyor. Yine de sen ver diyor. Ben göreyim, yapmış olayım polislik göreyimi. Ondan sonra ben bütün bilgileri ona veriyorum abi. Bu arada şeftali ve kayısı karışımı mükemmel. İkinci gün yine akşam gece 11 gibi bunlar benim telefonu açıp kapıyorlar. Ben yine sabah fark ediyorum. Bunu baktım yine aynı bölgeden geliyor. Yine gidiyorum ben. Sabahın 5'inde 5.21 gece tam olarak oraya gidiyorum ben. Diyorum ki bak gece 11'de birisi girmiş. 5'i 20 geçe buradayım. Telefonum çalındığında da 5 civarıydı. Buradan birisi diyorum. Yani o gün büyük ihtimalle gece nöbetinde çalışan birisi. Bir de tam o sırada 7 kişi var, tamam mı? O civarda değil mi? Bak 7'inizden birisi telefonumu almış. Diyorum ki bak polisi çağırmayacağım. Vazgeç. 10 bin lira diyorum, tamam. Ulan kim verirse telefonumu 10 bin lira ona vereceğim ama paraya ulaşmam için telefon bana şart diyorum. Ha tabii 10 bin liram var mı? Yok, tek 10 bin lira olacak şey onların hastane masrafı ama bunu tabii söylemiyorum onlara. Ve sadece böyle kenarda yumruğumu hazırlamışım. Zaten diğer elim perdonla yumruk yapamıyorum, sağ elim arkada. Kimdeyse diyorum lütfen telefonumu versin. Ve tabii ki herkes salak rolüne atıyor, bilmiyoruz etmiyoruz falan filan. 5'i 20 geç oradayım bak. Dönüyorum 5'i 40 geçe telefon tekrar açılıyor. 20 dakika sonra. Ben bunu tabii 6.30-7 gibi fark ediyorum. Tekrar uykusuz böyle toparlaya gidiyorum. Otele gidiyorum, varıyorum. Oteldeki çalışanlar zaten artık sabah vardiyasında işte çalışanlar gelmiş. Böyle 5 tane abla falan var orada. Ablalar diyorum ki bak diyorum sizin bir suçunuz yok. Sabah 7 kişi vardı, onlardan biri olduğunu biliyorum zaten. Ama diyorum bu oteli ben şu andan itibaren polise ve avukata vereceğim bilginize. Elimde ispatlar var. Telefon şu saatlerde açılıyor. Ben bu saatte buraya geldim ve şu saatte tekrardan açıldı. Ve otelin ortasından zaten sinyal geliyor. Dava açıyorum otele, bilginize. Polisi hemen şimdi arayın, çağırın gelsin. Zaten köyde bir tane polis var. Götünü kaşan üstü çıplak polis. Ama bu sefer onları çağırttırıyorum. Beni ciddiye alsınlar diye. Sen ne olursa beğenirsin. Otelin sahibi çıktı. Nereden çıktı anlamadım. Nasıl duydu anlamadım. Ama bir şekilde çıktı. Boss boss boss. Yani patron. Orada öyle sesleniyor. Herkes boss diye sesleniyor birbirine. Boss diyor. We have your phone diyor. Telefonun bende diyor. Hayda ulan 3 gündür nerede telefon? Niye bugün çıktı? Hayırdır falan filan. Ben çok da çaktırmadan arkasından gidiyorum. Nasıl bulmuş telefonu? Baba. Diyor sabah namazdan dönüyordum diyor. Tam böyle otelin yanından geçerken odama işte onun kaldığı yer otelin yanında herhalde anlamadım. Geçerken diyor ulan bir yerden alarm çalıyor diyor. Herhalde namaz alarmı falandır diye baktım diyor. Benim alarmım da değil diyor. Ondan sonra etrafa baktım meğerse böyle dışarıda klimanın havalandırması gibi şeyler oluyor ya. Pervaneyle dönen kütük gibi şeyler. Onun böyle üstüne birisi saklamış telefonunu diyor. Ulan çıktık baktık telefon orada diyor. İşte alarm çalınca onun sayesinde bulduk. Denk geldi falan filan diyor. Lan pardon lan totoş salako. Ben enayiyim zaten. Kapalı telefonu alarmı çaldı, bir de sabah namazında çalıyor. Bak mübarek telefon. Ve sen o sırada maşallah sabah namazından sonra dönüyorsun. Ben anlamadığım şey, sabah namazından sonra dönüyorsun ama telefon sabah namazının alarmıyla birlikte çalıyor falan filan diyorsun. Yani namaz bitmiş gitmiş, telefon biraz geç kalkmış herhalde. Demiş yine de olsun etrafındakileri namaz uyandırayım diye çalmaya başlamış. Sen onun mübarek bir şekilde o efsane şeyini buluyorsun ve de adamın telefonu, kendi telefonu, iPhone bile değil. Ulan alarm bile aynı ses değil lan. Pardon lan totoş. Sen kimin ya, kimi kandırıyorsun? Koskoca otelin sahibisin. O iPhone'u çalmışsın ha, çalmamışsın. Amacın ne yani? Ama sağ olsun var olsun. Yani getirdi telefonu, verdi etti. Ve öylelikle ben de orada çok fazla o sırada olay çıkarmadan gittim. Çünkü ayağım zaten çok kötüydü. Kanıyordu. Elim de şişmişti. O hastaneye gitmem gerekiyordu. Ama bu sırada zaten bir önceki videoda demiştim sanırım. Benim zaten Türkiye'ye dönecek param yoktu, tamam mı? Ve o yüzden Vietnam'a gidecektim. Orada belki bir ay daha takılıp YouTube'dan gelen parayla Türkiye'ye biletimi almayı düşünüyordum. Telefon çalındı modunu aldığım için ben içini zaten silinmişti. Yani fiziksel olarak telefonu aldığım yere ama içi silindiğinden ötürü mobil banka, şu bu, app'ler hepsi yok olmuştu. App'ler yok olunca ne oldu abi? Ben hala telefonu elime alsam da etsem de mobil bankama giremiyorum. Hala maddi olarak sıkıntım var. Direkt arkadaşa demiştim yani ya. Hani sana zaten ufak borç, bana Türkiye bileti ama ben sana gelince öderim falan filan diye öyle Türkiye biletimi aldım. Sonra sanki o kadar olay yaşanmamış gibi, hiçbir problem olmamış gibi geliyoruz bir sonra gece. Bu arada işte o 1.5-2 milyarın bana ağır patlamasının sebebi zaten yedek kartımda bulunan ufak o kadar para falan vardı ve onu da ben az bütün böyle işte ilaçlara, antibiyotiğe, tetanoz aşısına vermiş oldum. Yani o yüzden çok riskli bir şekilde ben yani harcamama dikkat etmem gerekiyor. 2 öğün, 3 öğün, 5 öğün yerken bir öğünü gerçekten bir tane lokal yemek yiyordum ya. Gerçekten bir tane lokal yemek yiyordum. Bir tane büyük su alıyordum. Onu da böyle durmadan şeyden, damacanadan doldurup içiyordum. Son 2-3 günüm öyle geçti. Tabii gece oluyor abi. Bir de o gece benim doğum günü gecemdi. Herkes böyle
böyle mutlu yine. Bir şekilde her şeye rağmen mutlu olmaya çalış. Hadi çıkalım eğlenelim. Uhuu falan filan. Ulan yine problem. Yani bir gün yok ki problemsiz geçsin abi. Yani zaten ben böyle dalış falan bahsettiğim o kaplumbağalarla onlarla bunlarla dalmak istiyorum. Elim ayağım iltihap kaptığı için dalamıyorum da. Hani güzellikleri geçtim en azından eğlenelim diyoruz. Onu da yapamıyoruz. Çünkü şöyle en son gecede ne oldu? Benim arkadaşım birazcık içti sarhoş oldu falan filan. Ben de yanındayım. İşte onu hani sıkıntı olmasın falan filan diye yanında takılıyorum. Ondan sonra amcanın biri geldi abi. Mekandan çalışanmış gibi. Al dedi su iç biraz kendine gel falan dedi. Ben yo gerek yok merak yok falan dedim de ne ya ne inanmıyor musun bana ya falan filan diye. Böyle atar gider yapınca aman dedim neyse zaten arkadaş aldı bardaktan suyu içti. Her neyse bizim arkadaş bu suyu içti. Ondan sonra bir anda fenalaştı böyle çöktü. Sandalyemi neye oturttum ben arkadaşı iyi misin falan diyorum. Böyle iyi falan filan. Ben sandım çok sarhoş oldu etti falan filan ama sarhoşlukla alakası yok. Büyük ihtimalle %99 o amcanın verdiği su yani bir madde vardı içinde büyük ihtimalle bilmiyorum. Yani onu içtikten sonra oğlan çöktü çünkü böyle hiçbir şey duymuyor etmiyor sadece kafasını sallıyor falan. Ya diyorum ne oldu bu çocuğa böyle içince böyle mi oluyor acaba falan diyorum. İlk defa o kadar sarhoş görmüşüm onu. Neyse diyorum sen takıl hani böyle biraz otur falan filan. Biz orada 4-5 kişi benim doğum günümü kutluyoruz o iki doğum falan. O köşede orada şey böyle. Böyle oturuyorum böyle gözümü kapanmış müziğe dans ediyorum ama yani kafa gidik. Ulan 5 dakika göz bak yemin ediyorum 5 dakika gözümüzü ayırdık. Oradaki ben security'ye korumaya diyorum ki bak bu çocuğun yanına kimse yaklaşmasın ben geleceğim. 5 dakika olmadı abi benim orada diğer arkadaşlardan biri işte o gruptan oğlan diyor ulan bizimkini götürüyorlar diyor. Ve hakikaten o suyu veren amca elinden tutmuş bizim oğlanı götürüyor mekandan dışarı. Biz bir de paranın önünde ben gidiyorum vurra 9 numara ayaklar böyle biraz daha iyileşmiş zaten tankur 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 tank gibi yanına gidiyorum. Ben hayırdır birader amca ittiriyorum tamam mı ne oluyor lan falan modundayım bizimkini nereye götürüyor. Ondan sonra oğlan bak gerçekten sesi titriyor. Hamza beni götürüyorlar dedik. Ben o kadar korktum ki hani ne oluyor lan bu çocuğa diye. Sonra oğlan bayıldı pat. Yere bayıldı da ondan sonra arkadan bizim diğer oğlanlar geldi. Ancak işte 49 numaraya yetişiyorlar. Oğlan zaten yerde bayılmış. Gözü falan bembeyaz. Bak şeyi yok o siyahlık olur ya şu göz yok yani bembeyaz. Şöyle ayağını dikmişler bizimkiler böyle beynine kan geçsin diye çocuğu yatırıyor yere. Ya ben hala anlamıyorum yani çok içince mi bayıldı kaldı bir şey mi ya o anlaşılmıyor. Ama diğer ondan sonra yine büyük ihtimalle uyuşturucu satıcıları geldi ne yapıyorsun bizim işimize engel oluyorsun falan diyor. Ya diyorum benim arkadaşım siz ne yapıyorsunuz Totoş. Ve bu sefer ben de mekandayım abi ulan kavgaya giriyorduk. Yemin ediyorum o bir ittirdi ben neyim var mı yok mu adamı ittirdim. Ben adam amca her neyse işte 40 yaşında incecik bir şey ufacık bir şey fırladı gitti tamam mı. Ondan sonra. Tekrar sataşacak da 3-4 kişi ama herhalde ana yolda olduğu için istedikleri gibi davranamıyorlar şiddet anlamında. Daha sonra geri çekildi zaten mekandaki şeyler geldi korumalar geldi bir yerden sonra. O sırada da yine bu yumruk yiyen arkadaş var ya oydu bu arkadaşımın ayağını böyle havada tutan. Yazık bu yine fuck off mak off deyince bizim bu uyuşturucu şeylerine. Adamlar direkt tekmeyi yapıştırdı çocuğun götüne. Arkadan şöyle tam arkası dönmüş totosuna yapıştırdı. Diz mi vurdu ayak mı vurdu bir şey yaptı. Ya yazık çocuk 2 gün önce yüzüne yumruk yiyor. Bu sefer totosuna tekme yiyor. Neyse bizim arkadaş 2 dakika yattıktan sonra zaten uyandı etti falan. Ben onu böyle sırtıma aldım. Böyle hostele kadar gittik ettik. Ondan sonra daha fazla uzatmayacak olursak yani zaten maddi olarak ben bu arada Türkiye'ye vardığımda yemin ediyorum 200 liram kalmıştı. Yani 200 lira daha harcasaydım herhangi bir yerde param tamamen bitmiş olacaktı. Kredi kartım bozulduğundan hem de diğer kartlardaki param ne kadar kaldığını göremediğin için mobil bankaya ulaşamadığın için bilmiyorsun yani ne kadar para var. Ulan ben ne kadar koymuştum ne kadar harcadım hiçbir şey bilmiyorum. Yani harcıyorum mesela 50 liralık bir yemek alıyorum. Yani diyorum umarım çeker. Çekiyor. Of diyor. Bugün de doydu. Öyle öyle orada bir hafta geçti. Ondan sonra bir telefon çalındı. Allah'tan ben uçağı 2-3 gün sonrasını almıştım. Çünkü o arada buldum telefonu. Yani direkt o gün ya da bir sonraki gün gideceğim artık deyip alsaydım geçmiş olsun telefonum olmayacaktı. Bir de maazallah şimdi telefonlara gelen zamlar 50 bin liraya telefon satıyor. Tövbe yarabbim 50 bin lira neye de bunu? Zaten 50 lira zor yemeğe veriyoruz şu an. Ciddi bir sıkıntıya girecektim ki girdim de yani oradaki o süreç. Ondan sonra elim ayağım zaten iltihap kapmış. Yani Türkiye'ye döndükten sonra da hala tam bak tam şu sol parmağım kapanamıyor. Ama bayağı iyileşti yani. Artık en azından böyle gitar mitar çalabiliyorum. O ara hiçbir şey dokunamıyordum bile. Ve gerçekten yani artık verdiği antibiyotikler mi ya tetanoz aşısı mı bilmiyorum ama işe yaradı yani. O doktordan gerçekten Allah razı olsun. Ve o sırada uyuşturucu satıcılarla kavgalar, dövüşler, avukat rolüne girmeler, Halloween'de Charlie'nin parmağımı ısırması o çok güzel bir şeydi. O acayip mükemmel bir histi yani. Dedim Charlie ısır! Isır! O da ısırdı böyle. O kadar böyle yani çocukluk hayranı oldum.
Bebe büyümüş ve gerçekten hayran olduğum bir insan yani, böyle fanboy moment. Diyorum ne olur ısırır mısınız, ısırır mısınız? Isır dedi, o an mükemmel benim yani, o mükemmel bir andı gerçekten. Ama böyle bir haftamız geçti ve geldik Türkiye'ye. Neyse ki hayattayız, neyse ki toparladık. Bir sonraki gezimizin biletini de aldık. Japonya'ya gitmek için de yeni planlar yapılıyor. Gitmişken çünkü büyük ihtimalle uzun kalacağım bu sefer. Japonya'da bol bol içerik üretmek istiyorum. Japon Hamza'nın Japon kısmını tekrar canlandırmayı düşünüyorum. Yani ciddi Japon Hamza kanalı için böyle 2022 çok daha şey bir sene değildi, ne yalan söyleyeyim, birazcık böyle düşüşlü bir sene olduğuna ben de farkındayım. Ama daha çok bu benim ihtiyacım olan bir şey olduğu için yani hiç de pişman değilim yani. Kendime vakit ayırdığım için 2 ay boyunca Bali'de kamerayı bir kenara koyup arkadaşlarla gerçekten ben olarak onlarla zaman geçirebilmek için, vaktimi harcadığım için, ayırdığım için ve enerjimi harcadığım için gerçekten yani ruhsal anlamda da fiziksel anlamda da aşırı derecede iyi hissediyorum. Ve umarım da yani böyle devam eder, modumuzu düşürmeden tam gaz devam edeceğiz. Sadece yani son bir hafta yani kamera elime alamıyordum zaten. Sakattım. Yani fiziksel anlamda sakattım. Ama şu anda çok çok daha iyiyiz. Goofy Studio'nun sonunda Black Edition'ı çıkardık. Onigiri aşkı ve Konya'da olmayan noodle'lar. Kesinlikle bakın derim, onigiri aşkı sınırlı sayıda. Ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten alabileceğiniz, dokunabileceğiniz, giyebileceğiniz, üstünüze sarabileceğiniz rahatlığın ta kendisi. En son 5 hoodie'ler tamamen komple stock out olmuştu. Pembe, mavi de S'ler, XX'ler, onlar bunlar stock out olmuştu. Bu sefer en azından kaçırmanızı istemem. Ki bu benim şimdilik favori edition. Yani gerçekten renk olarak, tarz olarak böyle gerçekten hoşuma gidiyor. Bir haftadır da üstümden çıkarmadığım bu hoodie'mi yani siz de giyebilirseniz mükemmel olur. Tıklayın tam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.